Erkekler bazen gideceğinizden korktuklarından, bazen de başka sebeplerden dolayı aşık olduklarını gizlemeye çalışırlar arkadaşlar. Fakat iyi bir gözlem yaparsanız ve söyleyeceklerime dikkat ederseniz davranışlarıyla kendilerini ele verdiklerini göreceksiniz. Bu videoda bir erkeğin aşkını gizleyip gizlemediğini nasıl anlayacağınızı çok önemli 12 işareti analiz ederek size anlatacağım. Söyleyeceğim maddelerin en az 8'i hayatınızdaki erkekte varsa size aşıktır fakat bunu gizlemeye çalışıyordur. Bu yüzden maddeleri sonuna kadar dinlemelisiniz. İşte bir erkeğin aşkını gizlediğini gösteren 12 işaret. 1. İçten gelen güven verme duygusu oluşmuştur. Gerçekten aşık olan bir erkek size öyle bir güven verir ki diğer kadınların sizin için tehlike olmadığını fark edersiniz. Ancak kendinize olan güveninizde problem varsa erkeğin bu güvenini görmeniz bazen zor olabilir. Sizi seven bir erkek başka bir kadının onu yoldan çıkarmasına da asla izin vermez ve onun sadakatine de güvenebilirsiniz. Bu güven ilişkinizin sağlam temeller üzerine kurulduğunu da size gösterecektir. Eğer erkeğin başka kadınlara ilgi göstermediğini ve tüm ilgisini size odakladığını hissediyorsanız bu büyük bir aşık olma belirtisidir arkadaşlar. Bu güven duygusu erkeğin size olan sadakatini ve bağlılığını da ortaya koyacaktır. Peki bu madde yeterli mi? Tabii ki değil. Geçelim ikinci maddemize. Duygusal empati yeteneği üst düzeydedir. Erkekler genellikle mantıksal düşündükleri için arkadaşlar empati yapmakta da zorlanabilirler. Ancak gerçekten aşık olan bir erkek kendini sevdiği kadının yerine mutlaka koyar ve onun duygularını mutlaka anlamaya çalışır. Bu erkeğe zor gelse de ilişkinin uyumunu korumak adına önemli bir adımdır. Empati yeteneği erkeğin duygusal bağını da güçlendirir arkadaşlar. Sevdiği kadının hislerini anlama ve ona göre davranma eğilimi erkeğin ne kadar derin bir aşka sahip olduğunu da mutlaka gösterecektir. Erkek kadının duygularını anladığında ilişkideki sorunları daha kolay çözecektir ve daha uyumlu bir ilişki yaşamaya başlayacaktır. Üçüncü maddemiz diğer her şeyi ihmal etme eğilimindedir. Aşık bir erkek gözlerini diğer kadınlardan çevirir ve sizi rahatsız edebilecek davranışlardan da kaçınır arkadaşlar. Çapkınlıklarla dolu bir geçmişi olsa bile sevdiği kadın için bu alışkanlıklarını terk eder. Bunu sizin söylemenize kesinlikle gerek kalmaz. Sizinle ilgili olmayan konularda daha dikkatli davranır ve ilişkiye zarar verebilecek durumları da önlemeye çalışır. Erkek sizin dışınızdaki dünyayı tamamiyle ihmal etmeye ve tüm dikkatini size vermeye başladığında bu büyük bir aşkın da göstergesidir. Erkeğin başka kadınlara ilgisiz olması ve tüm enerjisini size yönlendirmesi onun size olan derin duygularını açıkça ortaya koyar. Geçelim dördüncü maddemize. İsteklerinize duyarlılık gösterir. Aşık bir erkek kadının isteklerine duyarlıdır arkadaşlar ve onları gerçekleştirmeye çalışır. Bu istekleri yerine getiremediğinde mahcup olur ve mutlaka bir açıklama yapar. Bu duyarlılık erkeğin kadına verdiği değerinde bir göstergesidir. Kadının mutluluğunu ön planda tutar ve onun isteklerini karşılamak için çaba harcar. İsteklerinize karşı duyarlı olup her fırsatta sizi memnun etmeye çalışıyorsa bu erkeğin size olan sevgisinin derinliğini gösterir. Beşinci maddemiz hayatında önemli değişiklikler olur. Erkek aşık olduğunda sizin için hayatındaki bazı önemli şeyleri değiştirmeye başlar. Normalde uzak mesafe ilişkisini kabul etmeyen bir erkek bile sizinle bu tür bir ilişkiye başlayabilir ve geleceğe dair planlar yapabilir. Kariyer veya yaşam tarzı gibi konularda sizinle birlikte olmaktan dolayı değişiklikler de yapabilir. Eğer erkek sizinle tanışmadan önce benimsediği değerleri ve yaşam tarzını sizin için değiştirmeye başlıyorsa bu büyük bir aşkın da işaretidir. Bu erkeğin sizinle olan ilişkisini ne kadar ciddiye aldığını ve sizin için fedakarlık yapmaya da hazır olduğunu gösterir. Altıncı maddemiz her durumda yanınızda olmak için kendini zorlar. Aşık olan bir erkek kadını ne kadar zorlasa da ilişkiyi bitirmeyecektir arkadaşlar. Kadının fevriliğini sevgiye yorumlar ve ilişkiye devam eder. Ancak bu noktada erkeğin gururunu zedelememek çok önemlidir. Kırıldığını düşündüğünüzde bile sizi affediyorsa bu size olan sevgisinin bir işaretidir. Tartışmaların ardından size geri dönmeye ve ilişkinizi sürdürmeye devam ediyorsa bu erkeğin size olan aşkının bir göstergesidir arkadaşlar. Bu davranışlar erkeğin ilişkiye verdiği değeri ve sizinle olan bağını koparmak istemediğini gösterir. Yedinci maddemiz her açıdan size destek olmak onun için son derece önemlidir. Aşık bir erkek sizin adınıza düşünerek her açıdan size destek olmaya çalışacaktır. Tartışmalardan kaçınır ve uyumlu olmaya da gayret eder. Sevmeyen erkekler tartışmayı uzatabilir veya kadının tepkilerine karşı tepkisizde kalabilirler. Aşık erkeklerse Sevdiği kadını kırmamak için çaba sarf eder ve ilişkinin uyumunu mutlaka korur. Bir erkek sizin çıkarlarınızı gözeterek hareket ediyor ve her zaman yanınızda oluyorsa bu size karşı duyduğu sevginin en büyük işaretlerinden biridir ama tek başına asla değerlendirmeyin. Bu destek erkeğin size olan bağlılığını ve mutluluğunuzun onun için ne kadar önemli olduğunu da gösterecektir. 8. maddemiz zamanını sizinle geçirme isteğindedir. Gerçekten aşık olan bir erkek zamanının büyük bir bölümünü sizle geçirmek isteyecektir. Sizinle vakit geçirmek için planlar yapacaktır ve boş zamanlarını sizinle mutlaka doldurmaya çalışacaktır. Hatta önemli zamanlarını size ayırmaya da çalışacaktır. Sizle beraberken mutlu olduğunu her haliyle de belli edecektir. Sürekli sizinle vakit geçirmek isteyen bir erkek size derin bir sevgi besliyordur arkadaşlar. Bu davranışlar erkeğin size olan bağlılığını ve sizinle geçirdiği zamanı ne kadar değerli bulduğunu da gösterecektir. Dokuzuncu maddemiz hayatındaki önceliklerini sizin için değiştirir. Aşık bir erkek sizinle tanışmadan önce belirlediği öncelikleri de değiştirmeye başlayacaktır. Mesela kariyerine odaklanmış bir erkek sizinle daha fazla vakit geçirmek için iş programını değiştirebilir. Bu erkeğin size olan bağlılığının ve sevgisinin bir göstergesidir. Sizi hayatında birinci sıraya koyuyorsa bu gerçek bir aşkın da işareti olabilir. 10. maddemiz size karşı son derece sabırlı olma eğilimindedir. Aşık bir erkek sevdiği kadına karşı son derece sabırlı olur arkadaşlar. Kadının hatalarına, fevriline karşı anlayışlı davranır. Sinirlense bile bunu size yansıtmaz ve sorunu çözmek için mutlaka çaba sarf eder. Bu sabırlı tavır erkeğin size olan sevgisinin de bir belirtisidir. Sabır gerçekten aşkın önemli bir parçasıdır. Özellikle başkalarına karşı son derece sabırsızken size karşı sabırlı ve anlayışlı davranıyorsa bu da aşkın önemli işaretlerinden bir tanesidir. 11. Sizi mutlu etmek için özellikle çabalar. Fakat burada sizi geçici süre için mutlu etmeye çalışıp Oyun oynayan erkeklerin tuzaklarına kapılmamanız açısından sadece bu maddeyi asla arkadaşlar göz önünde bulundurmayın. Diğer maddelerle birlikte değerlendirilecek bir maddedir. Aşık olan bir erkek sizi mutlu etmek için elinden geleni yapacaktır. Sürprizler yapar, özel günleri unutmaz ve sizi mutlu edecek küçük detaylara da mutlaka dikkat eder. Mutluluğunuz onun için her şeyden önemli hale gelmiştir. Sizi güldürmek, sevindirmek için çaba harcayan bir erkek sizi gerçekten de seviyordur. Bu davranışlar erkeğin sizin mutluluğunuzu kendi mutluluğu olarak gördüğünü ve sizinle olan ilişkisinde bu mutluluğu korumak için çaba harcadığını gösterir. 12. maddemiz size gelecek planlarında mutlaka yer verir ve sizden mutlaka aynısını bekler. Erkek aşık olduğunda gelecek planlarında size yer verir arkadaşlar. Geleceğe dair hayallerini, planlarını sizinle paylaşır ve bu planlara sizi de dahil eder uzun vadeli bir ilişki düşündüğünü de size hissettirir. Eğer erkek gelecekteki hayatında sizi de görüyorsa bu onun size olan derin sevgisinin de bir işaretidir. Bu erkeğin sizinle birlikte bir gelecek planladığını ve sizinle olan ilişkisini uzun vadeli düşündüğünü gösterir. Fakat dediğim gibi burada yanılma payları olabiliyor. Tek bu maddeyi göz önünde bulundurmayın. Diğer maddelerle değerlendirmeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlarım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bu konuda hangi fikirlere sahip olduğunuzu yorum kısmına da yazın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.